Selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız harikayım. Bugün çok farklı bir videoyla karşınızdayım. Kalıcı oje yapacağız birlikte. Öncelikle manikür, sonrasında kalıcı ojeye geçeceğiz. Böyle bir kalıcı oje seti aldım. Evet, bu çılgınlığı yaptım. Çünkü kalıcı ojeyi çok seviyorum. Ve hani dışarıda en az 100 TL vermeden bir kalıcı oje yaptıramıyorsunuz. Ondan dolayı bir kere alayım ve devamlı yapayım istedim. Ve bunu sizlerle de paylaşmak istediğim için hemen kamerayı açtım ve karşınıza geldim. Tırnaklarım çok vahim bir durumda. Önce manikürümüzü yapacağız, sonra kalıcı ojemize geçeceğiz. Öncelikle kutumuzda neler var? Haydi birlikte bakalım. Şöyle UV ışınları yayan kalıcı oje cihazımız çıkıyor. Şöyle bir kit çıkıyor içinden. Bu kitin içinde 05 numaralı Soft Rose rengi çıkıyor arkadaşlar. Bana kalsa 04 numarasını isterdim ama tükenmişti. Ondan dolayı bu seti aldım. İleride o rengini de alırım. Tekli olarak ojeleri satılıyor arkadaşlar. Hani böyle set halinde almak yerine tek tek alabilirsiniz. Hatta ben bir tane tek olarak ayrıyetten beyaz rengini aldım. Onu birazdan göstereceğim. Sonracığıma kutumuzun içinden bakalım başka neler çıkıyor. 9 tane kalıcı oje çıkartma mendili çıkıyor arkadaşlar. Çok kuvvetli bir aseton olduğunu düşünüyorum. Bunların yani öyle. Bunları çok kullanmıyorum zaten. Kendiliğinden kalıcı ojeler 10 gün sonra soyulmaya başlıyor ve kabuk gibi kaldırdığınızdan çıkıyor. Yani bunlara çok gerek olmuyor diye düşünüyorum ama olsun. Tabii bulunması da yarar var. Şöyle küçük bir törpü çıkıyor içinden. Ama buna gerek duymayacağım. Çünkü benim büyük bir kağıt törpüm zaten var. Bu setin içerisinde normalde diyor ki kutunun arkasını ben önceden okudum. Diyor ki orada. Size de okuyayım bir. Okuyorum. Kağıt çıkmıştı sanki bunun içinden ya. Bunda değil. Bunun içinde yazıyormuş. Arkadaşlar içinden çıkan kağıtta yazıyor ki, size de okuyayım hemen. Tırnaklarınızın yüzeyini törpüleyin diyor. Ben bunu zaten biliyorum. Sonra diyor içinden çıkan şu mendillerle törpülediğiniz tırnakların yüzeyini silin diyor. Ondan sonra şu içinden çıkan kalıcı ojeyi 1 dakika boyunca çevirin diyor. Akacak. Ondan sonra içinden şu ojeler taşarsa, kalıcı oje olduğu için çıkartamazsınız asitonla, yani kenarlarını silemezsiniz. Böyle bir ürünle, yani kendi markası olan, Mara markası olan bu oje sürme bandı etrafına geçin diyor. Ama içinden çıkmıyor bu. Ben bunu ayrıyetten aldım. Etrafına sürün diyor. Çünkü kalıcı oje, kalıcı olduğu için asitonla etrafa taşan ojeleri silemezsiniz. O yüzden bu bandı çektikten sonra kolaylıkla ojenizi taşırsanız da problem yaşamayacaksınız. Ondan dolayı ben bundan da ekstra olarak aldım. Bu butonların üstünde 120 saniye, 90 saniye ve 60 saniye var. Ben bunu dışarıda yaptırdığım zaman da 2 kere 120 saniye bekletirdim. Bu benim birazcık alışkanlığım. Daha kuru olduğunu hissediyorum sanki. Böyle. Arkadaşlar bir kere bile dışarıda kalıcı oje yaptırdıysanız biliyorsunuzdur ki ilk önce işlemde bir cila kullanılır. Tırnağa önce bir cila sürülür. Ondan sonra üstüne kalıcı oje uygulanır. 2 kat, 3 kat artık kaç kat uyguluyorlarsa en üste tekrardan bir cila sürülür. Ve bu şekilde ojenin kalıcılığı sağlanır. Ve altta sürülen cila da tırnağı korur. Sağlıklı büyümesini sağlar. Ama bu setin içerisinde bunlar çıkmadı. Ve ben bunlarsız kalıcı ojede yapmak istemedim. Her şeyin tam olmasını istediğim için ayrıca 2 tane bu kalıcı oje cilalarından aldım. Bir tanesi Top Cold, bir tanesi Bask Cold. Bu cilaları da ayrıca aldım. Bunlar birazcık yüksek fiyatlı cilalar bu arada. Aklınızda bulunsun. Cihazla neredeyse aynı fiyata denk geliyor. Ama ömürlük bir şeyler, yani bitecek bir şey değil. Bu rahat. Bir sene boyunca yapsanız bir sene boyunca bitmez bu. Öyle büyük cilalar. Bask Cold olanı alta, Top Cold olanı üste sürüyoruz. Kalıcı ojeyi size anlattığıma göre artık manikürüme geçebilirim. Manikürü de şu şekilde yapıyorum. İlk önce manikürde
Bu Kalyon'un tırnak eti temizleyicisini kullanıyorum arkadaşlar. Şu şekilde etlerime sürüyorum. Zaten kuruyan bir madde değil. Yağ gibi böyle. Birazcık etlerimi yumuşattırıyor. Kamerayı aşağıya alacağım zaten, göreceksiniz manikürümü. Sonra bu şekilde birazcık ovuşturuyorum. Ondan sonra tırnak eti temizleme işlemine başlıyorum. Ben çok profesyonel bir manikür yapmıyorum. Hani etlerim temiz gözüksün, tırnaklarım güzel dursun, benim için yeterli bir manikür oluyor. Artık çok konuştum, hızlıca bir manikürüme geçiyorum. Sonra hep beraber kalıcı ojeye başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle şu Kalyon'un tırnak eti temizleyicisini tırnaklarıma, yani et kısımlarına sürüyorum. Sonra şöyle törpünün arkasında et temizleyici ucu var. Bununla ilk önce şu şekilde ittiriyorum. Görebiliyor musunuz? Sonra bu şekilde temizliyorum. Bu işlemden sonra tırnak makasıyla şu kısımdaki etlerimi kesiyorum. Çünkü bununla, şunla almaktan hiç hoşlanmıyorum. Kanatıyor ama bu çok iyi keserek alıyor arkadaşlar. Genellikle bununla alıyorum. Şimdi hızlıca etraftaki etleri temizleyip geliyorum. Evet, etlerimi temizleme işlemim bitti. Küt bir şekilde törpüleyeceğim tırnaklarımı. Aynı işlemleri de bu elime hemen yapacağım. Sonrasında son bir manikür işlemimiz kalıyor. Ben bunları yapıp karşınıza tekrardan geliyorum. Törpüleme işim bitti. Aslında tam anlamıyla bitmiş sayılmaz. Son olarak şöyle tırnaklarımızın üstünü de birazcık törpülememiz gerekiyor. Tırnaklarımızı inceltmemiz gerekiyor. Kalıcı oje için. Kullanım talimatında da öyle yazıyordu. O yüzden tüm tırnaklarımın üstünden şu şekilde geçiyorum. Bu işlemden sonra da asetonlu bir pamukla tırnaklarımı sileceğim. Bu gratisten aldığım tırnak bakım yağı. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Ben bu yağı tüm manikürüm bittikten sonra kullanıyorum. Böyle daha uzun süre tırnaklarımda bırakıyorum. Bir saat falan yağı tırnağımın emmesini sağlıyorum. Tabii şimdi kalıcı oje yapacağım için bir 10-15 dakika elimle şöyle ovuşturarak tırnaklarımı yedireceğim. Ama öncelikle tüm tırnaklarımın üstlerini böyle törpüleyip geliyorum. Evet, törpüleme işlemimi bitirdim. Şimdi pamuğumu, asetonumu alıyorum. Tırnağımın üstünde kalan tırnak tozlarımı temizliyorum. Bakım yağımızı sürüyoruz. Manikür işlemimizi bitiriyoruz. Bakım yağımızdan şu şekilde alıyorum. Bütün tırnaklarımın üstüne böyle az bir miktar bakım yağı bırakıyorum. Sonrasında şu şekilde tırnak etlerimi tırnağımın üstüne doğru ovuşturuyorum arkadaşlar. Bütün tırnaklarımı aynı işlemi yapıyorum. Böyle 10-15 dakika ben bunları ovuşturuyorum ve geliyorum. Sonrasında kalıcı ojeyi yapmaya başlıyorum. Manikürümü yaptım ve geldim. Kalıcı ojeye hazırım. Şu şekilde tertemiz tırnaklarım oldu. Biraz tırnaklarım kısa ama bence problem olmayacak. Hemen kalıcı ojeye geçelim. Öncelikle ben 02 numaralı white renginde ekstra olarak aldım. Beyaz renk ojeyi zaten çok seviyorum. Kalıcı ojede de çok iyi oluyor. Bugün içinden çıkan
05 numaralı sofra olsun rengini yapacağız. Tavan olarak aldığım bas koltuğu süreceğiz. Tabii ondan önce kenarlarına oje sürme bandını çekmemiz gerekiyor. Şu şekilde bir ucu var. Ben de ilk defa açıyorum. Bu arada bu kalıcı oje ve bu Mara markasının bir seti diyebilirim. Herhalde şu şekilde tırnağımızın etrafına sürüyor olacağız herhalde, et kısmına. Ben de sizinle birlikte ilk defa deniyorum. Sürdük. Şimdi sıradaki ürünümüz bas koltuğu sürüyorum. Bu kalıcı oje cihazını da kurutacağım. İnşallah kurutur. Yorumlarında, bu arada Trend Yol'dan aldım bunu. Bas kolt alıp kurutanlar olmuş. Gayet güzel kuruttuğunu yazmışlar. Umarım benim bas koltuğumu da güzel bir şekilde kurutur. Cihaza 120 saniye başlatıyorum. Bakalım 120 saniye sonra kurutacak mı? Arkadaşlar, UV ışınında 120 saniyede yaklaşık 5 kere falan tuttum. Bu bas kolt kolay kolay kurumuyor. Herhalde bunu çok ince sürmek gerekiyor. Ondan dolayı zor kurudu. Şu anda da tam kurumuş sayılmaz ama artık sıkıldım. Kalıcı ojeye geçmek istiyorum. Şimdi bunu bir dakika boyunca çeviriyormuşuz. Ve oje çıkacakmış ucundan. Evet, çıktı oje. Sürmeye başlıyorum. Birazcık sıvı, ucundan fazla çıktı, alsa mıydım acaba diye düşündüm. Burası biraz kalın olacak gibi. Biraz değişik oluyor arkadaşlar, heyecan yaptım. Sürümü normal ojeye benzemiyor. Birazcık zor. Rengini beğendim ama ojenin rengi güzelmiş. Sanırım ikinci katta gerekecek. Birinci katı sürdüm. Şimdi cihaza koyacağım. Ojenin de ağzını kapattım. Sonuçta bir oje olduğu için kurumasını istemem. Şimdi bakalım gerçekten kurutacak mı 120 saniyede? En merak ettiğim olay da bu. Sanırım bir kat daha geçeceğim üstünden. Çünkü birazcık saydamlık, böyle şeffaflık vardı. Evet arkadaşlar, birinci katımız gayet güzel bir şekilde kurudu. 120 saniyede kuruyor. Onaylandı ve test edildi. Şimdi ikinci katımızı hızlıca geçiyorum. Size söylemem gereken şeylerden bir tanesi de ojeyi ince geçin arkadaşlar. İnce bir taban olarak geçin. Yoksa hoş bir görüntü olmuyor. Oje sürme bandı da çekseniz tırnaklarınızın etrafına, gene de dikkatli olarak sürün. Ve şöyle bir şey yazıyordu.
tırnaklarınızın şu kısımlarını mühürleyin diyordu. Yani bu şekilde ojeyi dıştan tırnağınızın şuralarına sürün ki mühürlensin, orası çıkmasın diye sanırım söylüyorlar. Tamamdır, o işlemi de yaptık. Evet, ikinci katımı da sürdüm arkadaşlar. Tekrardan 120 saniye. Cihazımız da bekleyecek. En sonunda top koltuğumuzu da süreceğiz ve kılcı ojemizi bitireceğiz. Bakalım ne kadar memnun kaldık, ne kadar kalmadık. Hepsinden size bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, ikinci katımız da kurudu. Şimdi top kaltımızı sürüyoruz. Kurutulacak mı bu cihazımız? Çok ince bir şekilde süreceğim. Baskı alttan artık akıllandım. Onu biraz kalın sürdüğüm için çok uğraştım onu kurutmak için. Bunu incecik bir şekilde sürüyorum. Evet, top kaltımızı da sürdük. 120 saniyede bu bekleyecek bu şekilde. Ondan sonra artık kalıcı ojemiz bitmiş olacak. Top kaltım da artık kurudu. Şimdi kenardaki oje bantlarını çıkartacağım cımbız yardımıyla. Evet arkadaşlar, kalıcı ojemizin artık sonuna geldik demeyeyim ama sonuna yaklaştık. Bu elimi bitirdim, bu elimi henüz yapmadım. Zaten bu elime yaptığım işlemlerin aynısını bu elime de yapacağım için orayı ben tek başıma yapıp size göstereceğim. Ama şimdi değil, sabah göstereceğim. Şu anda saatlerimiz gece 2. Ondan dolayı birazcık yorgunluk çöktü bana. Hızlıca diğer elimi de yapıp ondan sonra yatacağım. Ama sabah gün ışığında daha güzel bir şekilde sizlere göstermiş olacağım zaten. Videonun sonunda eklenmiş olacak o part. Öncelikle memnun kaldığım, memnun kalmadığım olaylardan size bahsetmek istiyorum. Birincisi, bakın, bence gayet başarılı bir sürüş oldu. Benim memnun kalmadığım olaylardan bir tanesi bunlardan kaynaklı. Üste ve altı sürdüğüm cilalardan alta sürdüğüm cila hemen kurumuyor. Bu birazcık problem. İnce bir şekilde sürmediğimi düşündüğüm için kurumadığını zannettim. Ama ondan kaynaklı değil. Kendisi geç kuruyor. Ama üstte sürdüğüm cila gayet hızlı bir şekilde 120 saniyede cihazın içerisinde kurudu. Bu ojesiyle sürmek gayet başarılı. Birazcık elinizin alışması gerekiyor rahatça sürmeniz için. İkinci sürmede, yani ikinci kata geçtiğinizde gayet rahat bir şekilde sürebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Bundan gayet memnun kaldım. Bu gerçekten 120 saniye içerisinde kuruyor. Bir de bunlarsız denemek istiyorum. Artık o da bunlar ne zaman çıkarsa ondan sonra beyaz ojeyi deneyerek yaparız. Buna gelirsek gayet güzel, başarılı bir ürün. Gerçekten ojeler dışarıya taşınca gayet rahatlıkla sökebiliyorsunuz. Bu başarılı bir ürün. Bunu alabilirsiniz. Yani zaten almalısınız çünkü kalıcı oje yapıyorsunuz. Cihaz başarılı, gerçekten kurutuyor. Kalıcı oje seti olarak cihazdan ve ojesinden gayet memnun kaldım. Şöyle tekrardan yakından sizlere göstereyim. Birazcık yere kenarları taştı. Onları artık ilk sürme acemiliğime verin. Zaten gün ışığında da sizlere çekip bu videonun sonuna ekliyor olacağım. Onun dışında her şey kolaydı. Sadece bekleme süreleri biraz uzun oluyor. Onun haricinde gayet memnun kaldım. Ben bu cihazın ve kalıcı ojenin devamını getirmeyi düşünüyorum. Yani hoşuma gitti. Gayet başarılı buldum. Devamı bol bol gelecek. Tırnaklarımın son hali böyle arkadaşlar. Şu an ertesi sabahtan çekiyorum sizlere.
Diğer elimde göstereyim hemen. Bakın. İlk yapmama göre bence başarılı oldu. Gayet güzel gözüküyor. Şu kenarları hafiften kalın oldu ama onlar benim hatam. Bayağı beğendim. Yaptıkça elimle alışacağını düşünüyorum. Ve siz sabahki klipleri izlediğinize göre artık videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz, beni desteklemek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.